derse Allah, ben ne cevap vereyim? Şimdi huzuruma ne yüzle geldin derse Allah, ben ne cevap vereyim? İki yol gösterdim, hem akıl verdim. İradende seni serbest bıraktım. Rahmetini bıraktın, zulme daldın derse Allah, ben ne cevap vereyim? Günahtan kaçmadın, tutmadın emrim. Beyhude yerlerde geçirdin ömrüm. Gör, nice çoğalmış dünyada cürümün derse Allah, ben ne cevap vereyim? Soğuk, sıcak dedin, abdest almadın. Kibir ucup geldi, namaz kılmadın. Niçin doğru yollarıma gitmedin derse Allah, ben ne cevap vereyim? Berat, kabir verdin, niçin dinledin? İki rekat olsun namaz kılmadın. Havai işlerden sen usanmadın derse Allah, ben ne cevap vereyim? Niçin terk edersin farz-ı sünneti? Duymadın mı cehennemi, cenneti? Değil misin Muhammed'in ümmeti derse Allah, ben ne cevap vereyim? Ben de sana cennetimi vermedim derse Allah, ha? Ben ne cevap vereyim? İnşallah verecek cevaplarımız olur. Biz de bize emanet edilen beden elbisesine bile iyice bakamıyoruz. Mutsuz ediyoruz kendimizi. Şimdi sizden bir hanımefendi rica ediyorum sahneye. Bir hanımefendi. Aslında o hanımefendi şöyle de bir hanımefendi olursa, itiraf ederse, pozitif olmak istiyorum ama çok bunu başaramıyorum. Bunu diyen, bunu itiraf edebilen bir hanımefendi var mı? Aslında her şeye kafayı takmak istemiyorum ama başaramıyorum diyen. Çamda herkes mutlu mesutsa tabii benim burada sahnede olmam zor. Yok mu birisi? Gel hadi gel. Sen de gel, cesur ol. Hadi alkışlarla hanımefendiyi alıyoruz. Şunu alabiliriz artık isterseniz. Kenar alıp sadece olur mu burada? Gel güzel kızım gel. Adınız nedir? Safiye Dönmez. Safiye Dönmez. Kenarda dursun olur mu arkadaşlar? Notlara bakacağım. Safiye Dönmez'den bir şey rica edeceğim. Safiye Dönmez. Dönme. Sakın ha. Benim de aslında soy ismim Dönmez. Gürpınar ilk eşinin soy ismi. Onunla tanındığım için onu kullanıyorum. Normalde Dönmez değil. Hatice İkbal Dönmez. Yatılı okulda okuyordum, hele İzmir Fatih Koleji'nde bir anons. Hatice İkbal Dönmez, Hatice İkbal Dönmez. Telefonumdan aramaktasınız. Hiç gitmiyor aklımda. Ellerindeki yanı aç aşkım. Çok güzel. Gözün de açık ol. Sen de görmek istiyorsun. Biraz geri gelelim o zaman. Çok yorulursan sağ elini bırakabilirsin, olur mu? Safiyeciğim, gözlerin açık. Ben Safiye'ye güzel şeyler hatırlatacağım Allah'ın izniyle. Ve eline basın uygulayacağım. Safiye elini aşağı indirmemeye çalışacak. Bana aşağıdan yukarı baskı yapacak. Ben yukarıdan aşağı, o aşağıdan yukarı. Yap bakayım. Heh, çok güzel. Safiyeciğim, gözlerini kapat. En mutlu olduğun anı hatırla. Artık hani karnenin iyi geldiği zaman mı, evlendiğin gün mü, çocuğun var mı bilmiyorum. Var mı çocuk? Heh. Çocuğu doğurduğun an mı, ne zaman bilmiyorum yani. İlk en çok mutlu olduğun anı, Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Şimdi de, Safiyeciğim çok özür dilerim senden ama seni çok mutsuz eden bir ana gitmeni istiyorum. Allah'ım bu benim başıma nasıl gelir? Ben bunu nasıl kaldıracağım Allah'ım? Bunun üstesinden nasıl geleceğim? Çok çok kötü hissediyorum. Kendimi dediğin anne ansa buraya gitmeni rica ediyorum. O anı hatırla. Safiye'nin kolunu gördünüz mü? Ne oldu kol? Aşağı indi. Niye indi? Anlayamadım. Ben anlatayım size Safiye'nin kolu niye indi. Vücudumuzda nöropeptitler var. Bu nöropeptitler iyi şeyler düşündüğümüz zaman kafamızdan ayağımızın tırnağına kadar gider ve bizi güçlü hissettirir. Akşama kadar temizlik yapmış ol, yorulmuş ol. Çok sevdiğim bir arkadaşın çıka gelse sanki gündüz temizlik yapan kadın sen değilsin. Sanki işte yorulan erkek siz değilsiniz. Nasıl güçlü hissedersiniz kendinizi? Ama yine aynı nöropeptitler olumsuz bir şey düşündüğünüzde, kötü şeyler düşündüğünüzde bu kez yine ayağınızın tırnağına kadar gidiyor ve sizi mahvediyor, omuzlarınızı göçertiyor. Sanki bütün dünyanın yükü omuzunuzda, derhal dudaklarınızda uçuklar patlıyor ve hastalanıyorsunuz. Doğru mu? Evet.
Tamam, peki. Safiye'yle bir uygulama daha yapalım da öyle gönderelim. Safiye'cim, şimdi yandırmanı rica edeceğim. Önce elini karşıya uzatacaksın. Şöyle, karşıya. Bedenini hiç oynatmadan, kolunu en arkada götürebileceğin nokta nereyse bedenini oynatmadan oraya kadar götüreceksin. Götür bakalım, arkaya doğru götür. En son noktanı istiyorum. Son noktan burası mı? Evet. Tamam, ben burayı işaretim. Şimdi kolunu serbest bırak. Ben de buradayım, hiç oynamadım. Sen de oynama rica ediyorum. Safiye'cim, bak ta İstanbullardan geldim, tamam mı? Benim hatırım için yarım milim daha uzağa acaba kolunu götürebilir misin? Yine önce karşıya, sonra arkaya. Hadi dene. Yarım milim daha rica ediyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Ha? Bir santim daha uzağa götürdüm. Hani kız son sınırın orası? Bu da hiçbir şey bilmiyor ya. Bir şeyler oluyor sahnede ama bu ilk bana ne yapıyorsa hokus pokus yapıyorum. Sınırlar yok aslında. O sınırı koyan biz. Teşekkür ediyorum Safiye'ciğime. Teşekkür ederim.